LGS'ye son 107 gün hayallerimiz için çalışmaya devam ediyoruz ve hemen günün sözüyle geri sayımıza başlıyorum. Thomas Edison diyor ki: "Bazı yenilgilerin nedeni insanların işi yarıda bıraktıklarında başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir." Gerçekten Edison bunu bizzat yaşamış bir kişi. Defalarca başarısızlık yaşıyor, defalarca vazgeçmek istiyor ama o vazgeçmiyor ve en sonunda insanlığa mükemmel bir hediye veriyor. Şimdi bizler de aynı onun gibi ısrarcı olmalıyız. Hatalar yapsak bile vazgeçmemeliyiz. Yanlışlarımız, eksiklerimiz, yorgunluklarımız, kırılganlıklarımız olabilir ama vazgeçmezsek kazanan başaran emeğinin karşılığını alan bizler olacağız arkadaşlar. Ben şimdi sosyal medyada sizlerin attığınız yorumların hepsini tek tek okuyorum. Hocam işte şöyle mi olacakmış, böyle mi olacakmış? Hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Çalışan kazanır. Sizler sıkı sıkıya çalıştığınızda mükemmel bir şekilde mükemmel bir sonuca ulaşacaksınız. Asla işte korona olduğu, havalar soğudu, havalar ısındı, Ramazan geldi. Hep bir bahane, hep bir işte yanlışlarım çıkıyor, eksiklerim artıyor. Hep bir şeyler çıkacak karşınıza ama... Bütün bunlara rağmen çalışmaya devam edenler, vazgeçmeyenler, yenilse bile vazgeçmeyenler vazgeçmeyenler en sonunda başarıya ulaşacaklar. Edison diyoruz bak bunu Edison söylüyor. Ben söylemiyorum. Edison'un kim olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Günü yorumuna baktığımızda Zeynep Güney diyor ki canlı derslerden sonra yoruluyorum ve test çözmeye çok az vakit kalıyor ne yapmalıyım? Şimdi birincisi uyku bizim için çok değerli arkadaşlar. Uyku beynimizin gelişimi açısından ve soruları anlamamız, konuları anlamamız açısından önemli. Dolayısıyla yorgun bir şekilde ders çalışmamalıyız. Gün içerisinde günü üçe bölersek yani 3 kere 8 24 ya 24 saatte 3'te birini mutlaka uykuya ayırmamız gerekiyor. Ve bu uyku saati de gerçekten erken saatlerde yatıp yani böyle saat 11'de 10'da zaten yatakta olup sabah da erken saatlerde kalkmalıyız. Çünkü sabah erken saatlerde beynimiz mükemmel çalışıyor. Şimdi tabii erken saatte yatıp erken saatte kalkarsanız gün içerisinde ...acayip yorgun hissediyorsunuz, uykunuz geliyor. O yüzden de gün arasında da mutlaka bir e, kestirme dediğimiz... ...şekerleme dediğimiz veyahut da işte İspanyolların siesta dediği... ...bir uyku da yapmamız gerekiyor. Yeni bir gün kazandırıyor bizi. Dolayısıyla canlı derslerden sonra uyuyup bir saatlik bir uyku... ...ardından derse geçmek bizim için çok daha faydalı. Bunu da başarabilmemiz için erken yatıp erken kalkmamız gerekiyor. Dolayısıyla uykuyu ayarladığımız zaman... ...gün içerisinde bir kestirme belirlediğimiz zaman canlı derslerden sonraki yorgunluğumuzu da halletmiş oluruz. Bir derse yoğunlaştığım zaman diğer derslerden netlerim düşüyor ne yapmalıyım demiş. Bu ilk başlarda böyle olacak Zeynep. Yani ilk başlarda sen... Netlerin hızlı bir şekilde artsa bile sonra inişler, çıkışlar, Türkçe düşecek, matematik artacak, matematik düşecek, Türkçe artacak. Böyle gidecek ama dikkat edersen bak inişler, çıkışlar yaşansa bile dikkat ettin mi? Hep yukarı doğru çıkıyor. Evet, inişler, çıkışlar yaşanacak ama en sonunda en yüksek netlere yapabileceğin en yüksek netlere ulaşacaksın ama şu anda matematikle alakalı fazla ağırlık vermiş olabilirsin. O sırada inklabın fenin düşmüş olabilir. Fene inkılabı ağırlık verdiğinde matematik düşebilir. Bu çok normal bir şey. Zaten Çalıştım hepsini hallettim bitti gitti oh kazandım. Öyle bir şey olsaydı herkes çalışır yapardı. Birazcık da sınav anında sınav öncesindeki stresi yenme gücünüzü ölçüyorlar sizin. Yani bu öğrenci Zeynep acaba gelecek sene Fen Lisesi'ne gittiğinde, Anadolu Lisesi'ne gittiğinde, Sosyal Bilimler Lisesi'ne ya da Anadolu Hatip Lisesi'ne gittiğinde zor derslerle karşılaştığı zaman eyvah 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 deyip kaçacak mı yoksa hallederim. İlk sınavdan iyi almamış olabilirim ama ikinci sınava çalışırım. Üçüncü sınavda iyi almayabilirim. Yani bir şekilde mücadele yeteneğinizle ölçüyorlar. Adeta LGS sorularını hazırlayan uzmanlar sizi uzaktan gözlemliyor. Hmm... Acaba vazgeçecek mi? Acaba çalışıyor mu? Diye gözlemliyormuş gibi düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki ben vazgeçmiyorum kardeşim. Ben buradayım. Evet yanlış yapmış olabilirim. Evet matematik netlerim azalmış olabilir. Evet fen netlerim azalmış olabilir. Ama ben buradayım. Siz neredesiniz? Ben çalışmaya devam ediyorum. Gönderin soruları ben çözeceğim demelisiniz. Ve sıkı sıkıya çalışıp hayallerinize kavuşmalısınız. Çünkü bakın tekrar söylüyorum. Bu bir okul yazılısı değil. Okul yazılısında 85 alırsanız 5'tir. 84 alırsanız 4'tür. 70 nasıl diyelim mesela 44 alırsanız 1'dir. 45 alırsanız 2'dir. Ama LGS'de öyle bir şey yok ki. 88 yani 90 soruda 90 soruda 88 netle de Türkiye birincisi olabilirsiniz. 90 soruda 90 yapsanız da Türkiye birincisi olamayabilirsiniz. Herkes doğru yaparsa, bin kişi, iki bin kişi doğru yaparsa. Bu bir sıralama sınavı. Yani diğerlerinden daha gayretli, daha çalışkan, daha azimli olduğunuzda... ...diğerlerinden daha az vazgeçtiğinizde... ...diğerlerinden daha iyi ısrarcı olduğunuzda... ...emin olun kazanan, başaran siz olacaksınız. Hadi bakalım tebrik ediyorum sizleri. Günün kaynağına baktığımızda hızlanma setini bir kez daha size söylüyoruz. Çünkü hızlanmamız lazım. Artık kış bitiyor, bahar geliyor. Hızlanma seti sizler için üç önemli kitabı bir araya getirdi. Yorumlarda görüyoruz hocam. işte problem bankası mükemmel olmuş işte temel orta zorla harika bir şekilde bize problemleri gösteriyor ki bakın burada şöyle bir şey var bunlar yeni nesil soru gibi duruyor ama yeni nesil değil yani çok fazla kazanımı yok böyle kolay soru esasında temel soru ama sonrasında ortada biraz zorlaşmaya başlıyor zora doğru gittikçe zorluk geliyor yani burada gerçekten LGS ayarında 3-4 tane soruyu çözmeniz, 3-4 tane kazanım bitirmeniz gereken sorular geliyor. Dolayısıyla önce böyle bir resimli sorulardan korkmamayı öğreniyoruz. Sonra bu tarz sorulara geliyoruz arkadaşlar. Problem Bankası böyle. Paragrafons önemli bir kitap çünkü size süre yönetimini öğretiyor. S harfi esasında süreyi vurguluyor paragrafons. Burada hızlı bir şekilde mesela burada çok farklı denemeler var. 12'li denemeleri göstermek istiyorum. 12'li denemeyi ilk başta biz arkadaşlar sizler için 12'li denemeye de 24 dakika veriyoruz. Tamam güzel sonra 23 dakika veriyoruz sonra 22 dakika veriyoruz sonra 21 dakika sonra 20 dakika bakın burada görüyor musunuz? Sonra 19 sonra 18 böyle 17 dakika gittikçe daha da hızlanmanızı sağlıyoruz ve böylece sınavda süre yönetimini de çok iyi yapmanızı sağlayacağız. Hızlanma denemelerine baktığımızda da bu da yine çok önemli bir şekilde sizler için beceri temelli yeni sorularla hazırlandı. Yine e, soruların her biri LGS'de çıkabilecek şekilde özel olarak dizayn edildi. Bu so kitabı da aynı zamanda bu hızlanma setiyle beraber alabilirsiniz arkadaşlar. Bunların her biri birer araç. Amacımız sizleri başarılı yapmak. Bizler de bir aracıyız. Yani Tonguç Akademi olarak sizleri sınavda başarılı olmak için çırpınıyoruz. Sizler de bizlerden faydalanıp en güzel okullara gireceksiniz. Amacınızı asla unutmayın arkadaşlar. Günün okulu Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi. Çıldırmış bir okul gördüğünüz gibi. Mühendisler, moleküler, biyoloji ve genetik, hukuk, tıp ne yapmaya çalışıyorlar da NASA'ya ne oluyor? Hayır, hep bütün fen liselerimiz Türkiye'de hep bu şekilde, hep e, güzel, başarılı öğrenciler yetiştirmeye çalışıyorlar. Anadolu Liseleri de aynı şekilde. Anadolu İmatik Liseleri de, Sosyal Bilimler Liseleri de. Türkiye'deki bütün liseler esasında çalışanın kazanıp iyi yerlere gelebileceği bir eğitim vermeye çalışıyor. İnşallah korona da bitince bunları güzel güzel temizleyip içeri gireceğiz. Hoppala bala hop, bal derslerimizi yapacağız arkadaşlar. Şehit Turgut Solak Fen Lisesi 1.40'mış dilimi. Gerçekten iyi bir de dilim varmış. Ödülü soruya yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz cümleyi bir kez daha söylüyoruz. Çalışan kazanır, elması kızarır. Hadi bakalım.